Ya bir adam ailesine hiç mi benzemez? Ha? Hiç. Yani ne tip olarak, ne karakter olarak, ne duruş olarak. Aynen öyle. Sanki böyle yamalı gibi durmuyor mu onlara? Aynen. Ya doku hiç uymuyor. Hiç. Hay aklınızı seveyim. Ne güzel düşünmüşsünüz. Aklım hep evladımdaydı. Şu kanepe köşelerinde yatıp duruyordu çocuğum. Peki Pelin'in de dediği gibi Tarık abime ne olacak? Hem karısı yeni vefat etti üstelik. Evet. Aslında onun yeni bir ailesi var galiba. Bakın şimdi zaten esas konu Tarık Bey oğlum değil ki. Esas konu oğlumuz. Bu çocuk yarın bir gün evlenecek. Yuva kurmak isteyecek. Ne yapacak? Gidip başkalarının evinde mi oturacak yani? Kalmayacak. Cüzi bir kira karşılığında amcasının evinde kalacak. Mis. Ay utanmadan bir de yeğeninden kira mı alacaksın Gazanfer? Ay anne yani kira değil, adı kira. Lafın gelişi. Yani kısacası benim bu Engin denen adamı gözüm hiç tutmadı. Benim de ama DNA testi var diyorsun ortada. Var. Var ama profesyonel bir dolandırıcı için test sonuçlarını değiştirmek ne kadar zor olabilir ki? 18'ime kadar Ankara'da bir yetimhanede büyüdüm. Küçükken beni evlatlık edinen ailenin bana verdiği isim Rıza. Herhalde üniversiteyi bitirdin değil mi? Evet bitirdim. Evlatçığım, sen henüz okumakta olduğunu söylememiş miydin? Çocuk bize yalan söylüyor.